İlk defa bu video ile kanalıma gelen herkese ve daima beni yalnız bırakmayan destek olan tüm izleyicilerime hoş geldiniz diyorum. Elimizde Nako'nun Sport Wool kalın yünlü bir ipi var. Birazcık kalın bir ip tercih ettim. Bu videomuzda güzel ama çok kolay fıstıklı bir örnek paylaşacağım. Benim çok hoşuma gitti. 4,5 mm şiş kullanıyorum. Tabi bu ip için bu kalınlık birazcık ince. Normalde 5 numaralar, 5.5, 6 o numaralarda çalışabileceğiniz bir ip. Lastik uygulaması yapmayacağım. Bir düz, bir ters ilmek atma yöntemiyle ilmeklerimi atıyorum esnek bir şekilde. Bu şekilde ilmek attığınız zaman kasma yapmaz. Öreceğimiz projenin ilmek sayısını hesaplamak için ilmek sayısı hesaplama ile ilgili videolarım var. Onları izleyebilirsiniz. Yine kullandığım malzemeler, şişler, ipler nereden aldığımla ilgili merak ediyorsunuz ve çok soruyorsunuz. Videonun hemen altında başlığın yan tarafındaki ok işaretini tıkladığınız zaman aşağıya doğru açılan bir açıklama bölümü var. Oradan da Instagram, Facebook linklerime ulaşabilirsiniz. Instagram'da etiketliyorum kullandığım malzemeleri. Bu örneğimizde ilmek sayımız 4 ve katları artı 2. Artı 2 kenar ilmeği olacak şekilde. 22 ilmekten oluşan küçük bir parçada modeli anlatacağım. Çünkü videoyu yönetmek daha kolay oluyor. Birinci sıra herhangi bir lastik uygulamıyorum. Lastik uygulamak isterseniz 3 ters bir düz uygundur. Kenar ilmeği bu sırada örmek istiyorum. Başlangıç olduğu için düz olarak örüyorum. İlmeklerin yönüne bakmaksızın birinci sırada bütün ilmekleri düz örgüm nasıl ise o şekilde alarak bazılarınız farklı alıyor nasıl yapacağım diyor. Alış şeklime değil kullandığım terimi dinle terime bakın düz diyorsam kendiniz nasıl düz örgü örüyorsanız o şekilde almalısınız. Birinci sırada örneği kurmadan önce bütün sırayı düz olarak örüyoruz. bu sıra örneğimizin arka yüzü örneğin örmesi çok zevkli ve çok kolay herkes kolaylıkla yapabilecek ön yüzdeyim ikinci sıra kenar ilmeğini örmeden alıyorum diyelim ki dökümlü bir kazak öreceksiniz veya hırka bebek örgüsü fark etmez lastik örmek istiyorsanız 3 ters 1 düz başlayabilirsiniz Çünkü neden kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ters ilmek örüyorum. İlmeklerimin yönü zaten ters olacak şekilde arka sırayı düz ördüğüm için. Şimdi 4. ilmeği düz olarak örüyorum. Ama çevirmeden örüyorum. 1 2 3 ters 1 düz siz nasıl alıyorsanız fark etmez. 1 2 3 ters 1 düz Kadife iplerle güzel battaniyeler de olur. İnce iplerle Ebruli iplerle de bebek örgüleri de olur. Yine bereler, dekoratif kırlentler üretilebilir. 3 ters bir düz ile sırayı tamamlıyorum. Ve kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Örneğe ait üçüncü sıra kenar ilmeği önümdeki ilmeklerin yönü ne ise düzse düz, tersse ters alarak normal olarak örüyorum. Ön tarafta 3 ters 1 düz ördük. Burada 3 düz 1 ters örüyoruz doğal olarak. Ve kenar ilmeği. Evet lastik olarak alttan geniş lastik örmek isterseniz de bu şekilde gelebilirsiniz. Örneği kuracağınız sıraya kadar dedikten sonra. Örneği kuracağımız dördüncü sıra. Kenar ilmeği. 1 2 3 tane ters ilmeği örüyorum. Tersin üzerinden düz ilmeğe geçtiğimiz sıradaki ilmeğe kadar Şişteki dahil 1 2 3 oluyor. Şiş haricinde 2 sıra. Şu ilk düz ilmeği ördüğümüz sıraya kadar geliyorum. Bir ilmek çıkardık. Doladık. Neden doladık? Bir daha çıkarabilmek için. Boşta kalmasın diye. 2. Üçüncüsü normal olarak ilmeği ördük. 4. olarak tekrar aynı yerden doladık ve 5. kez aynı ilmekten uzun ilmek çıkarttık. Fıstık örgülerimizi oluşturmak için devamında 1 2 3 ters 1 2 şöyle iyice açıyorum ki görün. 3 4 doladık ve 5 olacak şekilde tekrar ilmek uzattık. 3 ters bir düzdü, Üç ters bir fıstık oldu. Bu örgü. Sanırım şişle puf örgü görmemiştik daha önce. Tığ örgü de oldukça fazla kullandık ama. ve bu şekilde sınanın sonuna kadar şöyle hızlıca kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz hiç zor değil Şuradan tutarsanız çıkmaz şişiniz, rahat edersiniz. Ve kenarda bitirirken yine aynı şekilde son ilmeği. Ve kenar ilmeği ile bitiriyorum. 6. sıra. Kenar ilmeği. Buraya dikkat. Şu benim fıstık örgüm. İpim önde. Bütün çektiğim ilmekleri sağdaki şişe örmeden boş olarak geçiriyorum. Arada 3 tane ters ilmek vardı. Burada düz olarak örülecek. Çünkü haroşa değil normal ters örgü olacak ön yüzde. O yüzden düz olarak örüyorum. İpi önde tekrar bütün ilmekleri boş olarak geçirdim. İp arkada normal olarak 3 ilmek düz örüyorum. İp önde boş olarak sağ şişe geç. 1 2 3 düz olmak üzere ve kenarı gör. kenar ilmeği 1 2 3 ters ilmekler bol olduğu için bunu örmek çok rahat ve kolay bir düz 1 2 3 ters ve boş olarak almış olduğumuz bütün ilmeklerin içinden toplayarak bir düz örüyoruz Şimdi birinci sıranın aynısı olacak şekilde kenar ilmeği, şuradaki fıstığın içinden geçerek düz ördüğümüz ilmeği de döndürerek alıyorum. Çünkü bunu da ters örgüye çeviriyorum. Neydi? Birinci sırada ön yüzümüz ters ilmekti. Hepsi, bütün ilmekler tersti. Ön yüzden doğal olarak arkada hepsini düz örüyoruz. O yüzden de fıstık örgünün ilmeklerini döndürüyoruz ki fıstıklarımız da daha düzgün dursun. Birinci sıra gibi düz olarak örüyorum. Üzüm taneleri gibi böyle çok güzel bir hacim kazandı. Rengarenk de örülebilir. Mesela şimdi modeli tekrar uygulayacağız. Başka bir renkle de geçilebilir. Ebruli iplerle de olur. Tek iplerle de yapılabilir. Şimdi 8. sıra örneği kaydıracağım. Nasıl kaydıracağım? Çaprazlayarak simetrik olarak 3 ilmek ters örgü örüyorduk iki örnek arasında. Bu ters örgünün 3 ilmeğin ikincisi fıstığın üzerine denk gelecek. Çünkü aradaki 3 ilmeğin ortasına yeni modeli kuracağız. Şuralara kaydıracağız. Doğal olarak şu 3 ilmek ters olacak. Yani şu ilmek şu başlangıçtaki 3 ters ilmeğin ikincisinden düz örgüyü kurmaya başlayacağım kaydırmak için. Yani kenar ilmeği bir ters bir düz 1 2 3 ters şimdi ara kısımdaki 3 ilmeğin ortası dördüncüsü düzdü. 4 ve katları demiştik zaten. Kaydırdık. Şu ara boşluklara fıstıkları yerleştireceğiz. 3 ters Bir düz yine altta örnekte 3. sırada ördüğümüz gibi ilmekler düzse düz, tersse ters olarak alıyoruz. Olduğu gibi örüyoruz. kenar ilmeği kenarda bir adet ters var onu da ördük şimdi aynen şurada olduğu gibi 2 ilmek alta ilerek ve fıstık örgüyü buraya kuruyorum ve 3 tane ters ilmek Şimdi buraya ve ka örneği kaydırmış oldum. Aynı şekilde öreceğiz. Sonra ne yapacağız? İlk sırada olduğu gibi 3 ters bir düzle başlayacağız ve yeniden bunun üzerine gelecek şekilde bu örgülere devam edeceğiz. Şimdi bir miktar örüyorum. Harika bir mor tonu ekrana yüzde yüz gerçek rengi yansımıyor ama çok güzel hırkalar ve dış giysiler olabilecek bir renk hırkalarda uzun paltolarda tercih edilebilecek trend bir renk örneğimiz üç boyutlu ve oldukça sadece hırkaların düşük kollu hırkaların kol kısımlarında da uygulanabilir ahududu modelinde olduğu gibi oldukça hacimli bir örgümüz var. 34 ilmek üzerinden 4,5 mm şiş ile bu modeli ördüm. Çok sıkı örmedim. 5 6 numaralarla hatta 7 numaralarla bile örülebilecek bir iptir. Örneğimizin arka tarafı da bu şekilde tertemiz ve böyle balon balon düz bir örgüye sahip. Yani çift taraflı örgü olarak da kullanılabilir. 34 ilmek neredeyse normal 35 santimetrelik bir şişin tamamını kaplamak üzere yani şöyle bir 25 santimetre kadar bir genişliğe sahip başlangıç lastiğimiz oldukça esnek bir düz bir ters ilmek alma yöntemiyle ilmek alırsanız bu şekilde kasmayan güzel bir başlangıç elde edersiniz hazır örgülerde olduğu gibi ilmeği tek taraftan alırsanız bu kısım daha ince kalıyor bazı örneklerde tek taraflı almak gerekiyor ama Böyle genel olarak bir düz, bir ters gibi esnek olarak ilmek atarsanız örgülerinizde rahat edersiniz. Evet rengimiz birazcık koyu ama e, biraz örgülerimden uzak bir yerdeydim çekerken. Ama çok güzel bir renk tonu var. E, bir projemizin daha sonuna geldik. Yorumlarınız, paylaşımlarınız, güzel görüşleriniz benim için değerli ve kıymetli. Ücretsiz olarak abone olmanız ve etkileşimde bulunmanız beni oldukça motive eder ve her zaman olduğu gibi YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Yeni, güzel ve özel projelerde görüşmek üzere sevgiyle kalın. Oynatma listelerime göz atın.